Sevgili seyirciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir Yerelde Hayat programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Şeyma Dumrul. Bugün İstanbul'da kültür sanat denildiğinde akla gelen ilk ilçedeyiz. Evet, sizler de tahmin ediyorsunuz. Kadıköy'deyiz ve Kadıköy Belediye Başkanı Avukat Şerdil Dara Odabaşı'nın makamındayız. Birazdan kendisiyle Sanat Park'ta Festivali'ni, Ekolojik Yaşam Merkezi, Atıksız Yaşam Hareketi, Gençlik Kültür Merkezi gibi birçok sosyal faaliyeti konuşacağız. Yerelde Hayat başlıyor. Evet, az önce de söyledim. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makamındayız. Sayın Başkan, bizi makamında ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce söyledim, tabii ben özet halinde geçtim. Kadıköy kültür sanat denildiğinde İstanbul'un başkenti gibi anılıyor ve söz ediliyor. Birçok da projeniz var. İsterseniz en öne çıkan, özellikle bu COVID-19 döneminde öne çıkan Sanat Park'ta Festivali'yle başlayalım. Diğer etkinliklerinizle devam edelim. Sanat Park'ta etkinliğimiz Kadıköy'de Göztepe Özgürlük Parkı'nın içerisinde bulunan bizim bir amfiteyatromuz var. Bu amfiteyatronun kapasitesi yaklaşık 1100 kişilik. Bunun 1/3'ine düşürerek 340 kişilik bir salon haline getirdik. Ve burada 32 tiyatro gösterisi ve 18'de konserle bu etkinliği düzenledik. Buradaki en büyük amacımız sahnesi kapalı olan tiyatroların bu ortamda oyunlarını sahnelemelerine bir fırsat sağlamaktı. Burada bir dayanışma örneği sergiledik. Çok cüzi bir miktar bilet ücreti koyarak hem tiyatroların orada oyun oynayan tiyatrolara ekonomik olarak bir faydamız, yardımımız olsun noktasında amacımız vardı. İkincisi, uzun zamandır tiyatro izlemeyen seyirciyle de tiyatroları sağlıklı bir ortamda bir araya getirmekti. Şu anda bütün biletler, yani satışa çıkmış bütün biletler bitti. Satışa çıkar çıkmaz biz her pazartesi günü önümüzdeki haftanın, yani pazartesiden sonraki haftanın biletlerini satışa çıkarıyoruz. İnternet ortamında satılıyor biletler. Pazartesi günü satış açılır açılmaz 1-2 saat içerisinde hem oyundan hem konserlerin biletleri bitiyor. Çok güzel bir ortamda bu etkinlik devam ediyor. Buranın tüm sağlık önlemleri alındı. Ayrıca tiyatroların oyunlarını sergileyebilecekleri tüm ekipmanlar, teknik teçhizatlar da belediyemiz tarafından karşılandı. Onun için çok bir Kadıköy'ün ruhuna da uygun dayanışmayla bu süreci götürdük. Zaten bu Sanat Park'ta Festivali sosyal ve mesafeli festival olarak anılıyor. 4 Ağustos'ta başladı. Ne kadar sürecek bu festival? 27 Eylül'de, yanlış hatırlamıyorsam 27 Eylül'de bitecek. 27 Eylül'de bitmesinin nedeni de hava şartlarından dolayı, açık havada olduğu için herhangi bir hava şartlarında gelen izleyiciler ve tiyatrocu ve konser veren sanatçılarımız işte yağmurla, rüzgarla çok fazla karşılaşmasınlar diye 27 Eylül'de bitireceğiz. Şimdi kültür sanatta başladık, kültür sanatta devam edelim. Evet. Daha sonra sizin tabii birçok çalışmanız var, sosyal sorumluluk projeniz var, onlarla da onları da soracağım size. Gençlik ve sanat merkeziniz var. Evet. Ve güz-bahar kayıtları açıldı. Tabii COVID-19 nedeniyle, korona nedeniyle sosyal mesafeli bir şekilde belki de eğitimler devam edecek. Gençlik ve Sanat Merkezi'nde Kadıköy Belediyesi ne yapar? Şimdi Gençlik Sanat Merkezi'nden önce ben Çocuk Sanat Merkezi'nden başlayayım. Buyurun. Çünkü bizim Gençlik Sanat Merkezi'ni açmamızdaki amaç Çocuk Sanat Merkezi'nde yetişen gençlerimiz bu eğitimlerini devam ettiremiyorlardı. Çocuk Sanat Merkezimizde yaklaşık 3000 çocuğumuz farklı branşlarda dersler alıyorlar. Resimden dramaya, piyanodan kemana, dans, bateri, performans aletleri. 18 yaş, 13 yaşından sonra Gençlik Sanat Merkezi'ne devam etmek isteyen Kadıköylüler Gençlik Sanat Merkezi'ne geliyorlar. Gençlik Sanat Merkezi'nde yine bu söylediğim işte dans, resim, keman ve piyano gibi branşlarda eğitimlerini devam ettiriyorlar. Şimdi burada biz bir proje geliştiriyoruz. O projenin özeli de şu: Kadıköylü gençleri sadece kurs
konuklara çağırarak, eğitim vererek bırakmıyoruz. Mesela geçen sene Aralık veya Ocak ayında Berlin'de Kreuzberg Belediyesi ile Kreuzberg Belediyesi'nin Polonyalı kardeş belediyesi, Kadıköy Belediyesi, üç belediyenin kültür merkezlerindeki çocuklar ve gençlerin oluşturduğu bir koro vardı. Berlin'de konser verdiler. Kadıköy'den 7 öğrencimiz gitti. Sonra Polonya'ya gittiler. Sonra Almanya'nın başka kentlerine gittiler. Normalde bu yaz, yani geçtiğimiz yaz, Haziran, Mayıs, Haziran gibi de Türkiye'nin farklı yerlerinde bu koro konser verecekti. Fakat bu pandemi sürecinden dolayı bunu ertelemek zorunda kaldık. Biz burada eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin, çocuklarımızı, gençlerimizi de tecrübelenmeleri noktasında bu tür etkinlikler içerisinde de değerlendiriyoruz. Peki bununla birlikte sizin İDEA isminde bir merkeziniz var. Evet. Kadıköy'de gençlerin Kadıköy Akademi'den faydalanabiliyorlar. Evet. TAK var. Biraz da bunlardan bahseder misiniz genç tabii, izleyicilerimiz için? Hepsi farklı farklı evet. amaçlarda. Kadıköy Akademi daha çok akademik çalışmalar Kadıköy'le ilgili veya kentle ilgili, İstanbul'la ilgili, kentle ilgili, çevreyle ilgili çalışmaların yapıldığı bir alan. Adı TAK Akademi oldu. TAK'la Akademi'yi birleştirdik. TAK yine mimar öğrencilerinin, şehir plancılarının, mühendislerin, kente ilgi duyan çevrecilerin herhangi bir şekilde kent doğasına, kent coğrafyasına, kent mimarisine ilgi duyan gençlerin, yetişkinlerin bizim Yeldeğirmeni'ndeki merkezimizde gelip çalıştıkları bir alan. İDEA ise farklı farklı alanları var İDEA'nın. Birincisi hemen giriş katında küçük bir ücret karşılığında ofis olarak kullandıkları bir alan kendilerine tahsis ediyoruz. İnterneti kullanıyorlar, çalışmalarını orada yapıyorlar. Aylık çok küçük cüzi bir rakam ödeyerek o alanın kullanımını sağlıyorlar. Herhangi bir ofise ihtiyaçları yok. Herhangi bir yeri kiralamalarına gerek yok. Herhangi bir şey içerisinde, ofis çalışma ortamı içerisinde değil, daha özgür, daha rahat bir şekilde çalışıyorlar. Hemen onun altında, herhangi bir ücret ödemeden, yukarıda verdiğimiz hizmetin bir benzerini de aşağıda gençlerimize veriyoruz. Küçük bir kafeteryası var. Toplantı salonları var. Bilgisayar mühendisleri odasıyla birlikte orada yapay zeka çalışmaları, atölyeleri yaptık. Gençler oraya çok ilgi gösteriyorlar çünkü kendilerini özgür hissettikleri, kendilerine karışılmadığı, ders çalıştıkları, herhangi bir proje konusunda, bir proje çalışması noktasında yardım ettiğimiz bir alan. Evet, aynı zamanda İDEA'dan da isterseniz biraz bahsedelim. Bu bahsettim İDEA. İDEA'ydı. Fikrini al gel, projenle ayrıl diyorsunuz. Şimdi onu diyoruz. Burada şöyle bir şey var. Şimdi İDEA'da biraz önce söylediğim gibi çok farklı alanlar var. Yani biz bir şeye kişiyi yönlendirmiyoruz. Kendisi geliyor, ben şu konuda çalışma yapmak istiyorum diyor. Bazen TAK'a gidiyor, bazen akademiye gidiyor. İDEA'da bireysel çalışıyor. Veya diyor ki benim böyle bir projem var, ben bu projeyi geliştirmek için ne yapabilirim? Bizim arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. İşte biraz önce dedim, bilgisayar mühendisleri odasıyla birlikte ortak yaptığımız bir çalışma vardı. Yapay zeka üzerine projeler yapıldı. Şu an bir projeyi belediyede uygulamak için geliştirmeleri noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz. Çöpün toplanmasıyla ilgili olarak. Bu tür projelere de biz bir noktada destek olmayı bir hem kamu görevi hem de kenti geliştirecek yapılar olduğu için de destekliyoruz. Evet, işsizliğin arttığı bu dönemde evet. özellikle Kadıköy Belediyesi'nin böyle bir uygulama yapması gerçekten de önemli diye düşünüyorum. Biz özellikle şu anda onu çalışıyoruz. İşte bu salgın dönemi nedeniyle biraz ara verdi. Bir girişimcilik merkezi kurmak hedefindeyiz. Bu girişimcilik merkezinde de işte bu tür projesi olan gençlerimizi sermaye koyabilecek kesimlerle, şirketlerle veya bununla çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya getirecek bir proje çalışmamız da devam ediyor. O da büyük bir ihtimal İDEA bünyesinde olacak. Çocuk Sanat Merkezimizin üst katında Çocuk İDEA'yı kurmak istiyoruz. Çocukların da bu şekilde, çocuklarımızın da Çocuk Sanat Merkezi'ne gelen çocuklarımızın bu kendi İDEA'ları içerisinde çalışmalarını yapması için arkadaşlar projelendirmesini hazırlıyorlar.
Hazır sosyal sorumluluk projesi demişken, geçen günlerde gıda otomatı projesini evet. hayata geçirdiniz. Özellikle bu korona salgını döneminde, pandemi döneminde çok önemli çalışmalardan birisi. Gıda otomatı projesinin özelliklerinden bahseder misiniz? Burada bizim temel şiarımız şu oldu. Veren el, alan eli görmeyecek. Şimdi ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız bir o kadar da çekingen oluyorlar. Komşularının kendilerini görmesini istemiyorlar. Böyle yardım paketlerinin gidip adrese teslim bir şekilde marka ve etiket bırakarak bunu sosyal medyada paylaşılmasından da hoşnut olmuyorlar. Çünkü bir şekilde yaşamdan mağdur olmuşlar. Bu insanlar bir kez daha kendileri üzerinden kendilerinin bir reklam malzemesi olarak kullanılmasını, görülmesini kabul etmiyorlar. Biz de bu konuda onları sonuna kadar destekliyoruz. Temel İhtiyaç Derneği TİDER ve Oxiva teknolojik yazılım firmasıyla ortak bir proje geliştirdik. Burada ihtiyaç sahibi yurttaşın kim olduğunu Kadıköy Belediyesi tespit edecek. Bizim sosyal hizmet uzmanlarımız ilgilisine, ihtiyaç sahibiyim diyen ilgilisine gidip bir forumla araştırma yapacaklar. Bu araştırma sonucunda eğer o ihtiyaç sahibi başvuran kişi gerçekten ihtiyaç sahibi ise kendisine bir şifre gidecek telefonla. Veyahut da bir kare kod vereceğiz. Kimse kendisini görmeyecek. Bir otomat. Kendisine gelen şifreyi oraya yazacak. Ya hijyen paketi veya gıda kolisi. Alacak ve gidecek. Yani hiç kimseyle muhatap olmadan. Hiç kimseyle muhatap olmayacak. Yardımın kimin ettiğini bilmeyecek. Yardım eden kişi de bu yardımın kime gittiğini bilmeyecek. Hani dedik ya veren el alan eli, alan el veren eli görmeyecek. Bir nevi sadaka taşı gibi Osmanlı'daki. Yani o şekilde de yorumlayabiliriz. Burada teknolojinin de bütün imkanlarını kullanıyoruz. 3 gün önce başladı bu hizmet. Bu bir pilot olarak, öncelikli olarak bir pilot proje. Eğer bu projedeki eksiklikler, aksaklıkları gördükten sonra bunu diğer mahallelerimize de, şu an bir mahalleye koyduk. 5 mahalleye hizmet ediyor. Büyütüp diğer mahallelerimize de koyacağız. Tabii korona döneminde Kadıköy Belediyesi korona kriz merkezi masası evet. kurdu. Bununla birlikte birçok projeye de imza attı. Atmaya da devam ediyor. Kadıköy'de Türkiye'nin en iyi şefleri ve aşçıları Kadıköylü komşular için yemek pişiriyor. Evet. Biraz da bundan bahsedelim. Tabii ki bir ilk 65 yaş yurttaşlarımızın, komşularımız sokağa çıkmaları kısıtlandığı zaman bu komşularımıza bir yemek, sıcak yemek götürelim diye düşündük. Bu projeyi başlattık. Sonra İstanbul'un en ünlü aşçıları bizimle temasa geçti. Bu yemekleri biz pişirmek istiyoruz dediler. Görüştük. Diyetisyenlerin hazırlamış olduğu, Türkiye'nin en ünlü, en yetkin diyetisyenlerin hazırlamış olduğu yemekleri Türkiye'nin en iyi aşçıları pişirerek biz Kadıköy'lü komşularımıza götürdük. Günlük olarak pişiriyorlar değil günlük, mi? Günlük günlük. Sabah 7 gibi falan, bazen 6'da mutfağa giriyorlardı. Yemek 10 gibi, 10.30 gibi hazırlanıyordu. Ondan sonra da o yemek hızlıca servise çıkıyordu. Bazen yemeğin özelliğine göre bir gün önceden hazırlanıp soğutuluyordu. Sabah işte 11 gibi tekrar dağıtıma çıkıyordu. Buradaki amacımız Kadıköy'de yaşayan komşularımızın yaşam seviyelerini daha da yükseltmek. Bu proje sosyal medyada duyulunca farklı farklı gıda firmaları ve mesela bir rentekar firması bu yemeğin bizim arabalarımızda dağıtın dediler. Veya işte bir pirinç firması ya biz size bağış yapmak istiyoruz. Burada biz bu işte yemeğin içerisinde kullanacağınız tavuğu, pirinci biz bağışlamak istiyoruz dediler. Bunu yaptık ve Birleşmiş Milletler UNESCO'nun dünyaya örnek dayanışma projesi olarak gösterdi bu projeyi. Çünkü kamu, yani Kadıköy Belediyesi bu işin içerisinde. Sivil toplum kuruluşları, işte aşçıların oluşturduğu platform var. Ve özel sektör bir dayanışma ortaya koydu. Beni çok etkileyen bir olay olmuştu. Yine bir gün bir televizyon çekimi için işte mutfağa gittik. İki aşçıyı da çok iyi tanıyorum. İkisi de birbirinin rakibi. Yani dükkanları karşı karşıya. Fakat çorba kazanının etrafında biri tuzu atıyordu, öbürü de çorbayı karıştırıyordu. İşte en önemli buradaki nokta bu dayanışma. Biz bu salgını ancak dayanışmayla aşabiliriz.
O konuda ben hem aşçılarımıza, hem bize destek veren firmalara, hem de Kadıköy'de yaşayan yurttaşlarımıza, komşularımıza çok teşekkür ediyorum. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Evet, gerçekten de güzel bir iş yapmışsınız. Ayrıca ödüllü bir iş olmuş, dünyaya örnek olmuş. Ödül vermediler, örnek gösterdiler. Ama yakında da ödül gelir İnşallah. Diye düşünüyoruz. Biz örnek gösterdiler. Ödül alalım, övgü alalım diye yapmadık. Bir ihtiyaç vardı ve bu ihtiyacı karşılamak için yaptık. Evet. Tam bu projelerden bahsederken en göze çarpan Kadıköy'ün projelerinden birisi Atıksız Yaşam Hareketi. Başlattınız. 2018 yılında Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi'ni açtınız. Atıksız dükkan açıldı gibi gibi birçok projeniz var. Hatta mobil atık aracı her mahallede geziyor. Cep telefonu uygulaması var. Biraz da bundan bahsedelim. Tabii. Çevreden bahsedelim. Şimdi Kadıköy'de biz şunu istiyoruz. Çöpün evde ayrıştırılmasını ve mümkün olduğu kadar evden dışarıya az çöp çıkmasını. Bunu yapabilmek için de eve az çöp girmesini de sağlamamız gerekiyor. Biz Atıksız Yaşam Hareketi diye bir süreci başlattık. Bu uzun bir süreç. Bunun birinci ayağı eve daha az çöp girsin diye atıksız dükkanımızı açtık. Bu atıksız dükkanda poşetli ürün satılmıyor. Veya bu atıksız dükkanda siz bir poşetle, geri dönüşüm olmayan bir poşetle dışarıya çıkmıyorsunuz. Anadolu'nun değişik yerlerinde kadın kooperatiflerinden ürünler satın alıyoruz. Ve bunları dökme ürün olarak satın alıyoruz. Bunlar dükkana geliyor. Evinizden bir kapla, bir cam kapla. Biz getiriyoruz. Siz getiriyorsunuz. Onun darasını alıyoruz. İşte kaç, ne kadar aldığınızsa, kaç gram veya kaç kilo aldığınızsa onu alıp gidiyorsunuz. Eğer evinizden bir kap getirmedinizse biz de orada bir kap satıyoruz. Veya geri dönüşüme uygun veya el ürünü olan poşetler, yani poşette demeyeyim de fileler satıyoruz. Bu ürünleri alıyorsunuz, eve gittiğiniz zaman o üründen çöp çıkmıyor. Yani çöpe atacağınız bir şey yok. Normalde gidersiniz bir kilo işte kuru fasulye alırsınız, onu bir poşetin içerisinde, evet. Onu yırtarsınız, o poşet çöpe gider. Bu dükkanda öyle bir şey yok. Geri dönüşüm ürünlerini satıyoruz. Mesela bir çocuk bezi satıyoruz. Normalde çocuk bezi, işte çocuk o temizlenme noktasında hep atılır. Evet. Bizim sattığımız çocuk bezi yıkanıyor. Makinede yıkayabiliyoruz. Makinede yıkayabiliyorsunuz veya elde yıkayabiliyorsunuz. Önce elde yıkayıp sonra makineye atabiliyorsunuz. Defalarca bu çocuk bezini kullanabiliyorsunuz. Şimdi böyle olunca dışarıya, sokağa, çevreyi kirletecek herhangi bir atık atmıyorsunuz. Doğal ürünler satın alıyorsunuz. Sertifikalı kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri alıyorsunuz. Yine aynı şekilde farklı farklı şeylerden üretilmiş sabun, tarak, işte konserve kutusu, kahve makinesi. Mesela kahveyi gidip satın alıyoruz. Biz size kahve makinesi satıyoruz. Küçük eski değirmen bir şekilde. Kahvenizi orada öğütüyorsunuz. Böylece atıksız dükkandan herhangi bir çöp üretilmesini engelliyoruz. Sonra bahsettiğiniz atıksız mobil aracımız var. Peki atıksız dükkana ulaşmak isteyenler nereye gelsin Kadıköy'de? Fener yolunda atıksız sabit pazarımız var. Oraya gelir. Eski Fener yolu sabit pazarı. Potlaç'la beraber. Potlaç'ta bir kadın kooperatifimiz. Onlar da orada iki dükkan işletecekler. Şu an bütün dükkanların kiralama işlemleri bitti. Sadece burada bizim dükkanımız yok. İşte meyveden sebzeye, şarküteri ürünlerinden kuru yemişe kadar farklı farklı alanlarda da dükkanlardan gelip alışveriş yapabilecekler. Şu an atıksız dükkan açıldı. Diğerleri de kısa süre içerisinde açılacak. Evet. Mobil aracımızla Kadıköy'ün değişik mahallelerinde, her gün bir mahallesinde veya iki mahallesinde bir internet sitemizde bunu yayınlıyoruz. İşte şu gün şu saatte buradayız diye. Evinizdeki tüm atıkları topluyoruz. Veya telefon açıyorsunuz bize. Diyorsunuz ki benim evimde işte yağ var. Ayırmış olduğum geri dönüşüm malzemesi var. Onları da alıyoruz. Pandemi döneminde buna bir ara vermiştik. Fakat son 1,5 aydır tekrar eski hızımıza ulaştık. Bundan sonraki amacımız atıksız sokak. Peki bunun bir de uygulaması var cep telefonuna, evet. İndirip takip tabii, edebileceği. Oradan da aracın nerede olduğunu, işte onu çok rahat bir şekilde görüp oradan gün içerisinde veya bir gün sonrasına kendisini ayarlayıp şey yapabilir. Evet, ulaşabilir size. Sonra bu hareketin içerisinde atıksız sokağımız var. O nedir peki? Biraz önce bahsetmiş olduğum uygulama, hani evet. Dükkanda satılan ürünler, o sokaktan çöp
Çıkmayacak. Çıkmayacak veya çıkan çok az çıkacak. Bu pilot uygulama pilot mı? Pilot uygulama. Bir sokağı tespit ettik. O sokakta arkadaşlarımız çalışacaklar. O sokağı bilinçlendirme ve teknolojik yardımlarımızı yapacağız. Sonra atıksız mahalle ve en sonunda da atıksız Kadıköy. Evet. Çünkü gelişen ekonomi, tüketim ekonomisi çok fazla çöp üretiyor. Bu çöp birincisi doğaya zarar veriyor, ikincisi cebimize zarar veriyor. Şu anda Kadıköy bütçesinin büyük bir bölümü bu geri dönüşüme uygun olan fakat doğru atılmadığından dolayı, doğru evde doğru ayrıştırılmadığından dolayı bir ekonomik değeri de yok ediyoruz. Ve biz bunu toplamak için Kadıköylünün cebinden para harcıyoruz. Ayrıca seyircilerimiz için de hemen söyleyelim, Kadıköy Belediyesi'nin iklim başarı rozeti evet. var. Biraz da bundan bahseder misiniz? Şimdi şöyle, ben bu tür ödülleri, övgüleri falan çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü ama bilinsin, örnek olsun diye ben soruyorum. Bunları sosyal medya hesaplarından görmek benim daha çok işime geliyor. Çünkü bu Kadıköylünün ödülü, Kadıköylünün kazandığı bir ödül. Onun için o konularda ben şundan ödül aldık, şunu şöyle yaptık, birinci olduk şöyle diye. Bizim başka ödüllerimiz de var. Mesela biz geçen sene Anlat Kadıköy uygulaması yaptık. Stratejik planımızı Kadıköylü'ye ile beraber hazırladık. Onda da bir birincilik aldık. İçeriğinden bahseder misiniz? Nasıl anlatıyor tabii, Kadıköylüler? Her şekilde anlatıyor. Nasıl anlatmak isterse. İçinden geldiği gibi. 21 mahallede Anlat Kadıköy forumları oluşturduk. Bir internet sitesi kurduk. Oraya yazdılar. Sonra biz onları alıp, o görüşleri alıp bir stratejik plan haline döndürdük. Sonra tekrar sorduk. Bakın siz bunları söylemiştiniz, biz bunu yaptık. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? İşte o eleştirileri aldık. Son halini verip Kadıköy Belediye Meclisi'nden geçirerek 5 yıllık stratejik planımızı oluşturduk. Bu proje, yani Anlat Kadıköy projesi, geçen sene tüm kamu da hizmet eden, işte belediye, devlet, diğer birimleri dahilinde en iyi uygulama projesi olarak ödül aldı. Yani bizim böyle çok ödüllüğümüz. Mesela biraz önce bahsetmiş olduğum gıda otomatı Türkiye'de tek. Atıksız dükkan Türkiye'de tek. Kültür sanat başkenti dediğimiz, evet, Türkiye'nin kültür sanat başkentiyiz. O da tekiz. Yani bizimle tırnak içerisinde rekabet edebilecek herhangi bir yerde yok. Çünkü Kadıköy dünyada tek. Ama örnek alsınlar Kadıköy, değil mi? Tabii örnek alsınlar. Biz her türlü know-how da vermeye hazırız. Belediyelerle işbirliği yapıyorsunuz bu arada. Yapıyoruz. Kardeş belediyelerimiz var. Kendi bizimle dayanışma içerisinde olan, bize soran, bizim sorduğumuz, bizim öğrendiğimiz belediyelerle tabii ki işbirliği yapıyoruz. Şimdi bir futbol takımı hakkında düşüncelerinizi soracağım. Ligde neler yapar diye soracağım. Cadıköy futbol takımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Cadıköy şöyle, herkes bunu Kadıköy Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir takım olarak düşünüyor. Bu Kadıköy Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir takım değil. Bu Kadıköy Belediyesi'nde çalışan kadınların kurduğu bir takım. Kadıköy Belediyesi'nde değişik birimlerde çalışan kadınlarımızın kurmuş oldukları bir futbol takımı. Lige katılmıyorlar. Daha çok amatör düzeyde oynuyorlar. Adı da Cadıköy. Kendini cadı diye tanımladılar ama hepsi çok tatlı insanlar. Niye öyle de tanımladıklarını sorduğumda bir şey söylemediler. Belki tatlı cadı. Olabilir. Yani cadı de, yani cadı farklı algılanabilir onun için. Peki Cadıköy futbol takımını sormuşken İstanbul Sözleşmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi İstanbul Sözleşmesi gereksiz bir tartışma içerisine çekilmek isteniyor. Türkiye'de erkek şiddetinin yoğun olduğunu hepimiz kabul edeceğiz. Yani matematik, sayılar, veriler, istatistik ve Türkiye'nin sosyolojik, psikolojik durumu da ortada. Bugün tartışılan konu İstanbul Sözleşmesi'nin amacından bambaşka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Buna karşı çıkanlara baktığımız zaman kafalarının arkasında ne olduğunu da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kadının özgürleşmesini, kadının bireyleşmesini, kadının kendini çok daha farklı alanlarda özgür ve rahat hissetmesinin önüne geçmek için İstanbul Sözleşmesi'nin arkasından bu tür özgürleşmeye karşı verilen bir mücadele var. Ben çok bunun tutacağını zannetmiyorum. Çünkü kadın siyasi görüşü ne olursa olsun şiddet görmek istemez. Kadın özgür olmak ister. Kadın annedir, yetiştirmek, üretmek ister. Tekrar söylüyorum, siyasi görüşünden bağımsız olarak kadının bu alanlarına müdahale ettiğiniz anda bir anda kadınlar birleşip kendilerine bu müdahaleyi yapmak isteyenlere
küçük bir ders vereceklerini tahmin ediyorum. Evet, kadına karşı şiddeti konuşmuşken sizin psikolojik ve hukuki danışmanlık verdiğiniz bir de merkeziniz var. Sosyal Hizmetler Merkezi. Evet. Tam bu anlamda konuda denk gelmişken isterseniz biraz da bundan bahsedelim. Hukuki ve psikolojik destek almak isteyenler size nasıl başvuracak? Sosyal Hizmetler Merkezi ne yapar? Sosyal Hizmet Merkezlerimiz Rasimpaşa'da 19 Mayıs Mahallesi'nde, Göztepe Mahallesi ve başka mahallelerde de bu merkezlere başvurarak buralardan destek alabilirler. Bizim flört şiddetine karşı atölyelerimiz var. Psikolojik destek olarak kendilerini topluma hazırlama noktasında projelerimiz var. Çalışmalar yapılıyor. Hukuki olarak nereye nasıl başvuracaklarını gösteriyoruz. Biz avukat vermekten ziyade bize geldikleri zaman böyle böyle bir olayla karşılaştığımızda işte şu avukata gidin değil de şu haklarınız var. Bu haklarınızı kullanabilirsiniz tarzında bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Burada yine biraz önce bahsetmiş olduğum aşçılarla ilgili bir projeye de bir bilgi vermek istiyorum. Bizim Kadıköy'de sığınma evimiz var. Hı hı. Şimdi Kadıköy'deki sığınma evine kadınlar geliyorlar. 3 ay kalıp sonra çıkıp gidiyorlar. Yasa 3 ay bunları barındırabilirsin diye. Biz aşçılarla beraber bir proje geliştiriyoruz şu anda. İdeanın içerisinde bir mutfak kurduk. Hı hı. Daha doğrusu kuruluyor şu anda mutfak. Sığınma evinde yaşayan, sığınma evine sığınan kadınları bu aşçılık okulunda eğiteceğiz. Ve oradan çıktıkları zaman yapabilecekleri bir işleri olacak. Yani meslek sahibi olacaklar. Meslek sahibi olacaklar. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Aşçılarımız bu konuda herhangi bir ücret, şunu bunu falan almayacak. Biz bu eğitimden bir ücret almayacağız. Bu eğitimi başta orada olmak üzere kadınlarımıza ve sonra da buna benzer gençlerimize ve kadınlarımıza bu eğitimi vereceğiz. Tabii bu projeye başvurmak isteyenler sizin internet sayfasını takip etmesi gerekiyor. Şu anda değil. O proje daha halen mesela bugün oluşum aşamasında. Saat 4.30'da toplantımız var. İşte mutfak kuruluyor. Mutfağın kurulması bir iki ayı falan bulacak. Çünkü makineler, mutfak hazırlanıyor, altyapısı yapılıyor. Bunun nasıl bir sistem içerisinde yürüyeceği noktasında halen çalışma yapılıyor ama biz sürdürülebilir olması noktasında bazı projeleri birbirleriyle birleştiriyoruz. Peki Kadıköy Belediye Başkanı olarak sosyal medya hesabında sizi takip edenler, Kadıköy Belediyesi'ni takip edenler hatırlayacaktır. Kadıköy'de bir AVM projesi hazırlığı var. Sizin de ona karşı göstermiş olduğunuz bir tepki var. Tepkinin nedenini ve bu projenin içeriğinden biraz bahseder misiniz? Şöyle. Hazır Kadıköy Belediye Başkanı'nın yanına yani gelmişken sorayım. Bu projeye sorayım. Neden karşıyım? Ben projeye karşı değilim. Ben hep şunu söylüyorum. Kadıköy'ün 21 muhtarı var. Kadıköy'ün 21 muhtarı Kadıköy'ün göbeğine, Kadıköy'ün trafik yoğunluğunu 10 kat arttıracak, Kadıköy esnafını bitirecek, yeşili bitirecek bir projeye bu 21 mahalle muhtarı evet diyorsa ben de bitireceğim. Kadıköy'lü çocuklar kendi oyun alanlarını bir AVM görmek istiyorlarsa ben de o çocukların talebini AVM olarak görmek istiyorlarsa evet diyeceğim ama kendi oyun alanları gidecek. Yani halkla birlikte hareket edeceğim diyorsunuz. Kadıköy'de yaşayan kadınlar, çocuklarını gezdirecek, nefes aldıracak, evden çıkıp oturacakları bir yeşil alanda mı oturmak istiyorlar, yoksa bir AVM'de mi, kapalı ortamda AVM'de mi gezmek istiyorlar? Bunun kararını versinler. Biz AVM istiyoruz desinler, ben yine AVM'ye evet diyeceğim. Biz Kadıköy Belediyesi'nin bahçesini nikah salonu haline getirdik. Evet, belediye kapılarını aşka açtı. Evet, iki şey kurduk, alan kurduk, açık havada, sağlıklı ortamda nikah yapılsın diye. Oraya gelin ve damatlar, gelip nikahlarını kıydığımız gelin ve damatlar, kapalı ortamda, AVM'de nikahlarını kıymamızı istiyorlarsa, onlar evet diyorsa AVM'de evet diyeceğim. Bu bölgedeki Kadıköy'deki esnafımız, kendi işlerinin biteceğini, azalacağını bile bile o AVM projesine evet diyorlarsa ben yine AVM'ye evet diyeceğim. Kadıköy'e gelmek isteyen komşularımız araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarıyla 5 dakikada gelecekleri Kadıköy'e 50 dakikada gelecek yaratılacak trafikten dolayı. Biz 50 dakika trafikte kalmaya razıyız, orada bir AVM istiyoruz diyorlarsa ben yine evet diyeceğim. Bu AVM projesi biraz önce saydığım farklı sosyolojik yapılar ve kişilerin
veya grupların hepsine zarar veriyor. Kadıköy'de bu alanda bir AVM'ye ihtiyaç yok. Kadıköy'ün doğası ve zaten sokakları bir AVM. Bir açık alan, alışveriş merkezi. Buraya niye AVM yapmak istiyorsunuz? Ben gar görünümlü AVM diyorum. Neden Kadıköy'ün yeşil alan olabilecek birkaç parça küçük arsası kalmışken Devlet Demiryolları neden buraya AVM yapmak istiyor? Çıksınlar açıklasınlar. Veya Sayın Bakan'dan ben iki aydır randevu istiyorum. Bana randevu versin, yüzüme söylesin. Ben de çıkayım kamuoyuyla paylaşayım. Eğer onlar anlatamıyorlarsa bana anlatsınlar, ben çıkacağım, diyeceğim ki bu gerekçeli istiyorlarmış. Ne diyorsunuz? Diye halka soracaksınız. Onu da yapmıyorlar. Evet, umarım bir an önce bu duyum çözülür diyelim. Ve son olarak Kadıköy Belediye Başkanı Avukat Şerdil Dara Odabaşı gençlere neler söylemek ister? Gençliklerini yaşasınlar, sonra bir daha bulamayacaklar. Yani şöyle gençlerim diyorum. Ben gençler çok farklı düşünüyorlar. Evet. Ben gençken de farklı düşünüyordum. Daha radikal düşüncelerim vardı. Daha farklı düşüncelerim vardı. İyi ki onları o şekilde düşünmüşüm. Bugün onlardan yararlanıyorum. Gençliklerini yaşasınlar, başka bir şey yapmasınlar, o yeter. Her türlü söz, söylem, eylem onları bir yere kutuplaştırmak, bir yere sıkıştırmak üzerine kuruluyor. Çünkü gençlerden, gençlerin düşüncelerinden, özgür düşüncelerinden doğal olarak otorite rahatsız olur. Ama benim tek söyleyeceğim bir şey var. Gençler gençliklerini yaşasınlar. Kendi yaşlarının üstündekilerin yaptıklarını özenmesinler. Onları düşünmesinler. Özgürce, hukuk kuralları içerisinde, şiddete bulaşmadan, bütün kafalarındaki, yaşamlarındaki hayallerini gerçekleştirmenin peşinde koşsunlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sayın Başkan, bizi ağırladınız makamınızda. Sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bugün de Yerelde Hayat'ın sonuna geldik. Bugün Kadıköy'deydik. İstanbul'da kültür sanat denince akla gelen ilk ilçedeydik. Ve Kadıköy Belediye Başkanı Avukat Şerdil Dara Odabaşı bizi makamında ağırladı. Yeni bir Yerelde Hayat'ta görüşünceye dek hoşçakalın.